sonbahar serinliğiyle birlikte kış iyice kendini hissettirmeye başladı artık. Peki sizin eviniz kışa hazır mı? Çünkü soğuk hava koşulları, hele de ufak evlerde yaşıyorsak, evlerimizde bir takım düzenlemeler yapmayı gerektirebiliyor. Kış aylarında evde kapandığımız zamanları daha sıcak ve konforlu bir hale getirmek için neler yapabiliriz? Hadi bir bakalım. Evi kışa hazırlamak için öncelikle güzel bir temizlik yapmalıyız. Temizliği yaparken de kullanılmayan ıvır zıvır ne varsa temizlemeli, atılacakları atmalıyız. Unutulmaması gereken önemli işlerden bir tanesi ise kışın yıkanıp kurutulması daha zor olan koltuk örtüleri, battaniye gibi kalın eşyaları yıkayıp iyice kurumalarını sağlamalıyız. Koltukları, yatakları silip rutubet oluşturmaması için camları açıp iyice kurutmalıyız. Yazlık kıyafetlerimizi yıkayıp kaldırmalı, yerine kışlık kıyafetlerimizi çıkarıp güzelce yerleştirmeliyiz. Ben dolabımda yer olmasına rağmen tozlanmaması açısından yazlık kıyafetlerimi yine de kumaş hurçlara kaldırmayı tercih ediyorum. Kıyafet dolabından sonra ayakkabı dolabını da gözden geçirmeli, tamir ve bakım isteyen ayakkabılar kontrol edilmelidir. Aslında kışa hazırlık, kış depresyonu içinde alınabilecek önlemlerden biridir. Ev konforunu sağlarken sıcak bir atmosfer oluşturmak için evin görüntüsünü de daha huzurlu ve sıcak bir hale getirebiliriz. Nasıl yazlık giysilerin yerini kışlıklar alıyorsa, yazın kullandığımız tekstil ürünlerinin yerini de kışlık eşyalarla değiştirebiliriz. Yani ince yazlık perdelerin yerini kalın perdelerle değiştirebilir, koltukların üzerine ince polar kumaşlardan örtü koyabilir ve incecik pike yatak örtülerini kalın örtülerle değiştirebiliriz. Yazın yerlerde kullandığımız incecik kilimleri kalın ve tüylü halılarla değiştirebiliriz. Koltuklarımızı sıcacık battaniyeler ve kışlık yastık kılıflarıyla süsleyebiliriz. Bu gibi ufacık değişiklikler bize evimizin sıcacık ve huzur dolu olduğunu hissettirecek, kışın kasvetli havasını da yumuşatacaktır. Evin boyaya ihtiyacı varsa boya yapılmalıdır. Ancak yoksa da eve daha sıcak bir hava katmak için duvar kağıdı ile renklendirmek de başka bir seçenek olabilir. Kışı sıcak geçirebilmemiz için gerekli olan en önemli şey ise ısıtma sistemlerinin kontrolü. Yani kombi ve peteklerin bakım ve temizliğinin yapılmasını sağlamaktır. Ayrıca evdeki soğuk hava sızıntılarını önleyecek önlemler alınmalı, kapı ve pencereler kontrol edilmeli, üst katta oturuyorsak çatı izolasyonu ve yağmur oluklarının kontrolü sağlanmalıdır. Evinizde şömine ya da soba bacası bulunuyorsa baca temizliği yaptırılmalıdır. Kış aylarında balkon ve teraslar daha az kullanılır. Bu yüzden balkon mobilyaları düzenlenmeli, yağmura karşı önlem alınmalıdır. Gelelim mutfak kısmına. Mutfaktaki temizliği buzdolabı ile derin dondurucudan başlanmalı. Detaylı bir şekilde temizledikten sonra kışın kullanabileceğimiz sebzeleri ayıklayıp derin dondurucuya koymalıyız. Bunun yanı sıra domatesleri rendeleyerek poşetlerde saklamak da yemek yaparken size oldukça kolaylık sağlayacaktır. Kış için turşu, reçel, tarhana gibi kışlık gıdalar hazırlayabilir, mutfakta küçük saksılarda nane, maydanoz gibi yeşillikler yetiştirebiliriz. Mutfakta yapılması gereken ikinci önemli temizlik ise böceklenmeyi önlemek için kiler dolabınızda yazdan kalma paketli ürünlerin ve baharatların kontrolü olmalıdır.
atılacak olanlar atılmalı, yerine kışlık alışveriş yapılmalıdır. Kışın içebileceğiniz kış çaylarını hazırlayabilir, kavanozlara koyabilirsiniz. Ihlamur, yeşil çay evde mutlaka bulunmalı. Soğuk algınlığı, grip için önlem alınmalı, evde vitamin ve gerekli ilaçların olması sağlanmalıdır. Evet, bugünlük de bu kadar. Şimdilik başka bir Ya Bunları Biliyor Musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.